Hoş geldiniz. Aferin size. Bartın Polis Eşitleri Derneği kermesine hoş geldiniz. Burada kapalı bir kültür bakanlığının da mevlidi. Kültür ve Turizm Bakanlığı depremde hayatını kaybeden kardeşlerim için mevlid programı geçmiş olsun. Türkiye. Rabbimiz bir daha yafetta bu hadiseleri yaşatmasın. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين آمين يا رب. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün nimetleri istifademize sunan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Rehberimiz, önderimiz, yol göstericimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama, ailesine, ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun kıymetli Müslümanlar. Malumunuz bugün Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz adına mevlid programı icra edildi. Allah Azze ve Celle bu programı eksiğiyle, kusuruyla kabul eylesin inşallah. Her ne niyetle, her ne maksatla okunmuş ise Allah Azze ve Celle bunun mükafatını, karşılığını kat be kat nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah iki husustan bahsedeceğiz. Birincisi, Müslümanın her daim umut var olduğundan. İkincisi de, malumunuz pazartesi günü mübarek bir geceyi idrak edeceğiz, Beraat Kandili. İnşallah o geceden bahsedeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman iman sahibi kimsedir. İman kişiyi diri tutan, dünya hayatında karşılaştığı bütün sıkıntılara, problemlere karşı dik durmasını sağlayan, kişiye manevi bir güç veren, Allah Azze ve Celle'nin insana nasip edebileceği en büyük nimettir. Biz imanımız sayesinde çoğu zaman ayakta durabiliyoruz. İmanımız olmadığı zaman, Allah Azze ve Celle'ye inancımız olmadığında, ahiret inancımız olmadığında, Allah muhafaza, şu dünya hayatına tutunmak, dünya hayatını normal şartlarda yaşamak imkansız hale gelecektir. Bazen Rabbimiz tarafından imtihan ediliriz, sınanırız, bir musibet gelir başımıza. Bu musibetin Allah tarafından geldiğini bildiğimizde, düşündüğümüzde, idrak ettiğimizde elhamdülillah diyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Rabbimizden geldik, yine ona döneceğiz. Allah Azze ve Celle verdi, baş göz üstüne diyoruz. Ama küçücük bir problem, küçücük bir sıkıntı herhangi bir şahıs tarafından bize ulaştırılsa bu durumu kabul etmeyeceğiz. Hakkımızı savunacağız. Karşı tarafa biz de belki zarar vermek isteyeceğiz. Ama iman öyle bir nimettir ki dünya hayatında elde edemediğimiz karşılıkları ahirete havale etme imkanı sunuyor bize. Düşünün, şu dünya hayatında zulme uğradık. Bir kimse bize zulmetti. Fakat bizim gücümüz, kuvvetimiz bu zulme karşı koymaya yetmiyor. Hakkımızı savunmaya gücümüz yetmiyor. Karşı taraf güçlü. İman nimeti sayesinde ne diyoruz? Seni Allah'a havale ettim. Ahirette görüşürüz diyoruz, değil mi? Gayrimüslim olan, Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen, yani öldükten sonra çöp olup, ne bileyim işte toz olup, toprak olup gideceğiz diyen bir zihniyet, kendisine zulmedildiği zaman hakkını nerede alacak? Dünyada alamıyor, gücü yetmiyor. Ahirete iman etmiyor, ahirette de alamıyor. Bu kimsenin hem dünyası hem ahireti sıkıntıya giriyor. Ama elhamdülillah, bizim bazen çaresiz kaldığımız zamanlar var. Elimizden hiçbir şeyin gelmediği zamanlar var. Allah Azze ve Celle hadisi kutsi'de der ki, ben kulumun zannı üzereyim. Ne demek? Kulum beni nasıl bilirse ben kuluma öyle muamele ederim. Kulum beni merhametli mi biliyor? Kulum beni cömert mi biliyor?
kulun beni ihsan, ikram sahibi bir zat olarak mı biliyor? O zaman ben kuluma ikramımla, ihsanımla, merhametimle muamele ederim. Ama kulun beni zalim mi biliyor? Başına gelen musibetlerde beni mi suçluyor? Bana isyan mı ediyor? Allah Azze ve Celle'nin yani benim adaletsiz olduğumu mu düşünüyor? Madem öyle biliyor, kuluma da öyle muamele eder. Müslüman Allah Azze ve Celle hususunda her zaman hüsnü zanda bulunacak. Allah Azze ve Celle hususunda her zaman hüsnü zanda bulunacak. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kullarını bir annenin evladına olan sevgisinden daha fazla sever. Tekrar söylüyorum. Bir annenin evladına olan sevgisinden daha fazla sever Allah Azze ve Celle kullarını. Allah Azze ve Celle kullarına zulmetmez. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Umut hususunda en büyük örneğimiz. Yakup Aleyhisselam, bilirsiniz, göz bebeği olan bir evladı vardı, Hazreti Yusuf. Diğer abileri Yusuf Aleyhisselam'ı kıskanırlar. Babasının ona olan iltifatından, değerinden ötürü. Ve kardeşleri için bazı tuzaklar hazırlarlar. Netice itibariyle başarılı da olurlar zaten. Yakup Aleyhisselam evladını görmez. Yusuf Aleyhisselam'ı görmez. Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğü haberi kendisine bildirilir. Ama hiçbir zaman bu durumu kabul etmez. Yani ikna olmaz öldüğüne. Düşünün ki hiçbir zaman umudunu yitirmiyor. Aradan yaklaşık 15-20 yıl kadar bir süre geçmiş olmasına rağmen, belki daha fazla. Bu süre geçmiş olmasına rağmen kendi diğer çocuklarına diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ey çocuklarım, ey evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini bir arayın. Kardeşi Bünyamin de daha sonra yine farklı, yani olay uzun kısa kesiyorum. Farklı olaylardan sebep Bünyamin de, Yusuf Aleyhisselam'ın diğer kardeşi, o da ortalıkta yok. Yakup Aleyhisselam diyor ki gidin kardeşiniz Yusuf ve Bünyamin'i bir arayın. Nerede? Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Her daim ümit var olun. Arayın, bulacaksınız. Ve ayetin devamı şöyle kıymetli karıştırın. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Allahu Ekber. Ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümit keser. Onun dışında Müslüman her daim ümit vardır. Gerek kendi nefsi için, gerek işlemiş olduğu hataları için, gerek ümmet için, gerek toplum için hiç fark etmez. Her daim ümit var olacağız kıymetli kardeşlerim. Çünkü ümit olmadığı zaman kul dünya hayatında sıkıntıya girecek. Dünya hayatı çekilmez bir hal alacak. Nasıl olsa ben zaten bir yere varamadım, bir şey yapamadım, Allah beni bağışlamıyor. Zaten bir iş sahibi olamadım, bir güç sahibi olamadım, bir yere varamadım. Tamam, oturayım, bu sefer tamamen çökecek. Toplumda herkes böyle düşündüğü zaman ortada bir toplum kalmayacak. Ama iman bizi dipdiri tutuyor. Buna müsaade etmiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yine bu hususta, ümit var olmamız hususunda şöyle buyurmakta. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefisleri hususunda haddi aşan kullarım. Nefisleri hususunda, nefislerine zulmetme hususunda haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rabbimiz bize talimat veriyor. Allah Azze ve Celle çok zengin, çok cömert. Yani Müslüman bu durumu bilir, buna göre hareket eder, o zaman sıkıntı yaşamaz. Musa Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi, Firavun'un zulmünden kaçarken Şuayb Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu topraklara gider. Orada, yani bilmeden, farkında olmadan Şuayb Aleyhisselam'ın kız çocuklarıyla karşılaşır ve o kız çocuklarının bakmış olduğu bir koyun sürüsü var. O sürüyü işte sular, tekrar o kızlara teslim eder. Daha sonra bir gölgeliğe geçer.
Firavun yani Mısır'dan kaçmış Musa Aleyhisselam Firavun zulmünden. Çünkü orada bir kavga gürültü oldu. İstemeden bir kimse bir kimsenin hayatına kıydı. Yani bir kavgada bir yumrukla bir kimsenin hayatına kıydı. Bunu kasıtlı yapmadı ama netice itibariyle artık Mısırlılar ona düşman oldu. Kaçtı. Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı topraklara gelince bir gölgenin altına geçti. Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua etti. Umutsuzluk yok. Rabbim bana indireceğin küçücük bir nimete dahi muhtacım. Küçücük bir hayra dahi muhtacım. Bana indireceğin hayra muhtacım. Müslüman her daim Allah Azze ve Celle'ye dua edecek. Dua müminin silahı. Sıkıldığında, daraldığında, başına bir musibet geldiğinde, içerisinden çıkamayacağı bir işle karşılaştığı zaman Allah Azze ve Celle'den yardım isteyecek, dua edecek. Ve bunu da inanarak yapacak. Benim duam kabul olacak düşüncesiyle yapacak. Ya ben bir dua edeyim de belki olur, belki olmaz düşüncesiyle yapılan dua zaten kabul olmaz. Ben dua edeceğim, Rabbim de kabul edecek. Kanaatiyle, düşüncesiyle yapılan dualar Allah Azze ve Celle'nin izniyle kabul görecektir. Müslüman hiçbir zaman ümidini kesemez. Allah Azze ve Celle beterinden muhafaza eylesin. Büyük bir imtihan yaşadık. Şimdi bizler burada ekran başında olmamıza rağmen canımız yandı. Oradaki kardeşlerimizin canı kat ve kat yandı. Gerçekten yandı. Yani kimi 3 kişi, kimi 5, kimi 10, kimi 20, kimi bütün ailesini kaybetti. Ama bir hakikat var. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Sözü var değil mi? Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Şimdi Müslüman içerisinde o iman duygusu olmasa, Allah'a inancı, sadakati, teslimiyeti, umudu olmasa ne yapacak? Tamam da bitti artık. Benim dünya hayatım bitti. Evim yıkıldı, arabam gitti, iş yerim gitti, sevdiklerim gitti, akrabalar gitti. Tamam benim için bitti. Ben de o zaman intihar edeyim, canıma kıyayım, ben de aradan çıkayım. İman olmazsa insan bunu düşünür. Ama iman olduğu zaman Allah Azze ve Celle öyle bir sabır veriyor ki o bölgelere gidip gelen hocalarımız anlatıyor. Oradaki kardeşlerimiz, bu sıkıntıyı yaşayan kardeşlerimiz bizden çok daha fazla güç sahibiydiler. Yani biz teselli etmeye çalışıyorduk ama onlar bizden daha iyi, daha dirayetli, daha metaneti duruyordular. Allah Azze ve Celle musibeti verdiği zaman ona göre güç, kuvveti, sabrı da veriyor kendine karşılığında. Müslüman hiçbir zaman umudunu yitirmeyecek. Kıymetli kardeşlerim, birkaç kelam da Beraat Kandili üzerine konuşmak istiyorum. Akabinde inşallah dua ile bitireceğim. Allah nasip ederse pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü 6 Mart Beraat Kandili'ni idrak edeceğiz. Şaban ayının 15. gecesi. 3 aylar ve 3 aylar içerisinde bulunan mübarek geceler. Bunlar birer fırsat. Hayatımıza çeki düzen vermek adına, hayatımızda yeni sayfalar açmak adına, bugüne kadar yapmış olduğumuz olumsuzlukların üzerine bir sünger çekip, ya Rabbi tövbe ettim, sana yöneldim, bundan sonra sana kul olmaya söz verdim şeklinde Allah'a yönelmek adına bir fırsat. Bu geceler Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin, merhametinin, mağfiretinin böyle sağanak sağanak yağdığı geceler. Bu geceler öylesine seçilmiş geceler değil kıymetli kardeşlerim. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu geceyi güzel değerlendirin, diğer gecelerden faziletlidir. Yani öylesine dememiştir. Her bir kandil gecesinde mutlaka olağanüstü haller olmuştur. Mesela Beraat Kandili için konuşacak olursak, levh-i mahfuz dediğimiz Allah Azze ve Celle katında yazılı olan Kur'an'ın toplu bir halde, toplu bir şekilde dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban'ın 15. gecesi. Yani Beraat Kandili gecesi. Dünya semasından da peyderpey olaylara göre o Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Efendimiz'e vahiy yolu indirilmiştir. Ama toplu bir şekilde indirildiği gecedir.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmetinin tamamına şefaat etme yetkisinin verildiği gecedir. Bilirsiniz, bizim yani İslam'da iki kıble vardır. Bir Mescid-i Aksa, daha Kabe kıble olmadan önce, Kabe'ye doğru namaz kılma emri gelmeden önce Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılarlardı. Kabe'nin kıble olduğu, yani kıble olması hususundaki talimatının geldiği gecedir. Yine Mübarat Tanrı'nın gecesi. Ve bu gecede çok olağanüstü şeyler oluyor kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok müjdesi var. Bir defa şunu da söylemiş olayım. Bu Beraat Kandili gecesinde bir sonraki yıla kadar, bir sonraki Beraat Kandiline kadar dünyada meydana gelecek her türlü şey, afetler, musibetler, eceller, doğumlar, ölümler, rızıklar, hepsi bu gecede belirleniyor. Bu gecede görevli meleklere listeler veriliyor. Bu yıl içerisinde bunlar doğacak, bunlar ölecek. Bunlara şu kadar rızık verilecek, bunların malı ellerinden alınacak. Buralarda şu felaketler meydana gelecek. Hepsi Allah Azze ve Celle tarafından görevli meleklere bildiriliyor. Bizler o geceyi güzel ihya etmemiz lazım. Çok dua etmemiz lazım, ibadet etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizim için gelecek bir yılımızı hayırlı mübarek eylesin diye çok dua etmemiz lazım. Bir müjde Efendimiz Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimiz der ki: "İnne Allah Teala yenzilu leyleten nisfi min Şaban ila sema'id dunya." Allah azze ve celle Şaban'ın yarısında, yani Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına iner Allah azze ve celle. Ta ki ne zamana kadar? Güneşin doğuşuna kadar. Akşam güneşin batımından sabah güneşin doğuşuna kadar. O gece Allah Azze ve Celle dünya semasına iner. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبِهِ Koyunlarının fazlalığıyla bilinen kelp kabilesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kelp kabilesi. Koyunları çok fazla. Aşırı koyunları var. Yani sırf böyle somut bir örnek olsun diye, belki oradaki insanlar bu işi anlasınlar diye somut bir örnek verilmiş. Efendimiz der ki aleyhissalatü vesselam, bu Beraat Kandili gecesinde o kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca, koyunların tüyleri sayısınca Allah Azze ve Celle kulu affedecektir. Allah Azze ve Celle bizleri de onlardan eylesin. Onlardan olabilirsek belki kurtulacağız. O bağışlanan kullardan olmak dileğiyle kıymetli kardeşlerim. Ayrıyeten Allah Azze ve Celle bu gecede özellikle kullarından bir şey ister. Der ki kullarına Allah Azze ve Celle, bağışlanma isteyen yok mu? Bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. Bu gece. Yani bir şey istemiyor musunuz? Yok mu bir isteğiniz benden? Hani derler ya, dile benden ne dilersen. İşte bu Beraat gecesi öyle bir gece. Allah Azze ve Celle açmış bütün rahmet kapılarını, dile benden ne dilersen. Bizler o gece daha çok gününü oruçlu, gecesini ibadetle geçirmeye gayret edelim. Kur'an okuyalım, namaz kılalım, kaza olan namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım, tesbih çekelim, anne babamızı arayıp soralım, eğer gidebiliyorsak ziyaretlerine gidelim. Küskünlük, dargınlık olan kardeşlerimizle aramızı düzeltelim. Yani o gece sadece iyilik ve güzellik yapalım. Başka bir şey yapmayalım kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz bu gecenin hayrından, bereketinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Şimdiden Beraat Kandilimiz hayırlı mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, inşallah ezan az kaldı. Okunan hatimler, yasinler, dualar, mevlid-i şerif ve sure-i celiler var. Bunların bağışlamasını isteyeceğiz. Özellikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz adına böyle gür bir ses ile inşallah amin diyelim. Aramızdaki salih kardeşlerimiz vesilesiyle belki Rabbimiz dualarımızı kabul edecek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Eyyellerin ve göklerin sahibi, kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün hata, isyan ve günahlarımıza rağmen bütün nimetlerini istifademize sunan Yüce Rabbimiz. Sana hamd ediyor, sana şükrediyor, hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur Ya Rabbi. Ey namazla bizleri dirilten Yüce Mevlamız, kıldığımız namazları dergah-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri namaza sadakatle bağlananlardan ve hakkıyla icabet edenlerden eyle. Amin. Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah'ım. Amin. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur Ya Rabbi. Amin. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz. Depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi, bizleri ve cümle geçmişlerimizi affeyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, senden başka sığınağımız yok. Rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz. Sana yakarıyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri ve bütün geçmişlerimizi bağışla Allah'ım. İsmi Azam'ın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur'an hürmetine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, Kabe-i Muazzama hürmetine, günahsız yavrularımız, beli bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, Amin. Duası kabul olan kulların hürmetine, Amin. Bizleri affeyle Ya Rabbi. Amin. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz, bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi kaydırma, Amin. Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl, Amin. Razı olduğun yöne çevir Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, bizlere İslam'ın yüce değerleriyle yeniden yücelmeyi ve yükselmeyi lütfeyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri, getirdiğimiz tekbirleri, salatü selamları, okuduğumuz Mevlid-i Şerifi, yapmış olduğumuz tesbihatları dergah-ı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Bütün nebilerin, Efendimizin aile efradının, ashabının, İslam'a hizmet eden tüm ehli imanın ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Din, vatan, millet ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Burada el açıp amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Ya Rabbi. Amin. Özellikle depremde kaybettiğimiz her bir kardeşimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Hatay Kırıkhan'da vefat eden Songül Dinç ablamızın ruhuna da hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu programın düzenlenmesine vesile olan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kurum ve çalışanlarından razı ol Ya Rabbi. Amin. Elde edilen sevabı onların ve geçmişlerinin de ruhlarına bağışlıyoruz. Ulaştır Ya Rabbi. Amin. Ahirete irtihal eden bütün kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Amin. Kabirlerini cennet bahçesi eyle Allah'ım. Amin. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Allah'ım. Amin. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Amin. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabr-ı cemil ihsan eyle Allah'ım. Amin. Depremde yaralanan kardeşlerimize Şafi isminle acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren bütün kardeşlerimize güç, kuvvet ver. Amin. Onlara kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Depremzede kardeşlerimizin yardımına koşan, onların acısına ortak olan bu necip milletten de razı ol Allah'ım. Amin. Ey bizleri imanla şereflendiren, hidayet veren Mevlamız, imanla can vermeyi, son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu zor günlerimizde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Amin.
Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah'ım. Amin. Zorluklarımızı kolaylıklara tebdil eyle Allah'ım. Amin. Gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım. Amin. Günahkar dillerimiz, katılaşmış kalplerimizle ancak merhametine sığınarak yaptığımız dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Buyur ya Rabbi. Amin. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Artın Arap Camii Yurt Programı kaydeden başlatalım.